Burayı iki kere yapıyorduk bu ilk baklavayı, değil mi? Sabitlemek için buraya bir kere yaptık. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu çok pratik bir yol. İnanın ben de bunu deneye deneye buldum. Sevgili Gamze var Instagram'dan arkadaşım, Karakuz Gamze. O böyle fermuarı çekerek dikerek yapıyordu. Ondan aslında kopya çektim biraz ve ben hani çekip dikip tek tek yapmaktansa dedim hani bunu iğnelesek nasıl olur acaba? Aslında onun bir yöntemine benziyor bu. Ondan öğrendiğim bir şey benim de. Çok güzel dikiyor çünkü bu işi çok iyi yapıyor. Ben de ondan esinlendim yani bu yöntemi bulurken. Kendisine teşekkür ederim buradan. Şimdi bakın buradan çıkıyoruz ve size ilk gösterdiğim gibi, diğer tarafta gösterdiğim gibi her baklavanın içinden batarak fermuarımızı sondan 3-4 tane kalana kadar dikiyoruz. Evet, ben sıranın sonuna geldim. Aynı karşı tarafta olduğu gibi bunu da yine biraz böyle içe iterek bunu bitiriyorsunuz. Çok hafif, gergin. Şu son kısmını hani iki tarafta da böyle fermuarınızı gererek yapmayı unutmayın. Orada bolluk, potluk oluşmasın. Evet. Böyle. Sonra ben orayı zaten silikonla sabitleyeceğim. Sizin silikonunuz yoksa oraya iyice fermuarımızı sabitlememiz, dikmemiz gerekiyor. Evet. Buradan. Aradan gözükmeyecek şekilde ipimiz koptu zaten kendi. Evet, böyle diktik. Hemen bakın alalım fermuarımızı kapatalım. Ne kadar tam buraya gelip oturduğunu, ne kadar düzgün olduğunu göreceksiniz. İşte bu kapatma yeri dediğim burası. Eğer biz bunları içine doğru buradan itmeseydik bu baş gelip burada bu şekilde durmayacaktı. Burayı böyle böyle büzgülü, bu pot bir şekilde duracaktı. Ama şimdi fermuarımız buraya tam rahat bir şekilde oturdu. Hiçbir potluk, hiçbir problem yok. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir size bunu. Şimdi gelelim astarını yapmaya. Astarı için de kumaşımızı alıyoruz. Bu pratik bir astar yapımı arkadaşlar. Bunun 3 parçalı dediğimiz bir kısmı da var ama bölümü de var ama ona hiç gerek yok. 2 parça olacak, 2 katlı olacak, özür dilerim. Astarımız. Bakın herhangi bir kumaş, evde artan bir parça, hepsini kullanabilirsiniz. 2 katlı. Bu plakamız ya, ben bu servis tabağını bakın böyle. Yaklaşık hani bundan bu 22 santim. Tam böyle içine oturtayım, görün ne kadar kenardan fazla olduğunu. Şöyle 2'şer parmak hani kenarlardan fazla olacak şekilde bir büyüklüğü var bunun. Bunu ben bu şekilde hizalıyorum. Bu 2 katlı şeyden çiziyorum. Bakın böyle koyuyorum, çiziyorum. Ve 2 kat tam bu çizdiğim yerden de kesiyorum. Daha önceden ben kestim, hazırladım. Göstereyim size. Bakın böyle. Evet, bu şekilde çıkarıyorum ve fermuar yerinden tahmini olarak hani yarıdan birazcık fazla ben makineyle diktim ama elinizle dikebilirsiniz. Hani burada göstermek için açık renkle diktim özellikle. Bu şekilde elinizle de dikebilirsiniz, makineyle de dikebilirsiniz. Bu şekilde hazırladık. Hiç dışında çevirmiyoruz. Alıyoruz. Yine makaronumuzu, fermuarımızı açmıştık. Bunu içine aynen böyle dışta kalacak hani şekilde dikişi getiriyoruz. Burada da önce getirmeden önce şöyle göstereyim, özür dilerim. Tam orta noktasını bulalım. Yine bir püf noktası size bu. Önemli. Tam orta noktasını buluyoruz. İşaretliyoruz orta noktasını. Buradan da karşıdan da iki taraftan da orta noktasını bulduk. Çünkü tam ortaya getireceğiz bunu şimdi. Alıyoruz. Tam böyle makaronumuzun ortasına, birini bir tarafa, bu orta yerinden, özür dilerim, evet bu tarafın tam böyle tahmini olarak ortasından getiriyoruz. Tabii ki bu dikişi gözükmesin diye böyle katlayacağız. Yine iğneleyeceğiz buraya. Bakın tam buradan, fermuarın tam bitiş yerinden çantamıza iğneliyoruz. Aynı şekilde karşıda da tam ortasını zaten işaretlemiştik. Bakın bu orta noktasını alıyoruz, içine katlıyoruz, getiriyoruz. Yine böyle karşıdan. Siz kendiniz tam orta noktasını bulabilirsiniz de ben artık çok yaptığım için pratik olarak bulabiliyorum. Fermuarı kapatacak şekilde o fermuarın görüntüsünü de buraya böyle iğneledik. Şimdi ne yapıyoruz? Getiriyoruz bu kenarını, bu taraftaki kenarını da yine bu kenarından hafif içeriye bakın katlayarak alıyoruz, getiriyoruz ve buraya yine fermuarın alt kısmından biraz aşağıdan buraya iğneliyoruz. Ah ah, ne batıyor bu iğneler elime bir bilseniz. Ben bundan hiç kurtulamıyorum. Biraz takarım galiba. Evet, yine getiriyoruz burayı. İçine katlayarak biraz bakın alıyoruz iğnemizi. Bunları yapacağız. Öyle gelişi güzel olmaz. Bu hesaplamayı, yani buraya bunları yerleştirmeyi yapacağız ki hiçbir yerinde bir potluk, astarımızda da bir çirkinlik olmasın. Astar da çantanın çok önemli bir parçası benim için. Önemli. Evet, bunu da buraya iğneledik. Şimdi ne yapacağız? Bu geri kalan kısımlarını bakın, bu sanki buraya büyükmüş gibi olacak biraz. Ama aslında öyle değil. Buradan yukarıya doğru geldiğimizde o büyüklüğü büzgü şeklinde burayı içine katlayarak dikeceğiz ya. Bakın. Şu üst kısmından şuralara büzgü atacağız ki o bolluk içeriye doğru çantaya şey versin, böyle ilme versin. Buradan hafif böyle pile, bakın küçücük bir pile yapıp getiriyoruz. Buraya iğneliyoruz. Evet. Bunu yapmanız çok önemli, bu pileyi. Bu pileyi yapmazsanız burası düz durur. Bu içeriye doğru böyle gitmez. Evet. Yine yanına bir tane daha piliden yapıyoruz. Ve iğneliyoruz. Yine bir tane daha piliden yanına yapıyoruz. Ben şimdi size gösteremiyorum ama siz anladınız artık onu. Pili yapa yapa tam astarın buraya tam hizalayacak şekilde ben iğneledim. Aynı şekilde bu tarafını da hemen iğnenin olduğu yerden içine katlıyorum. Bakın şu iğneyi çıkarıp göstereyim size. Ortadan bulmuştum. Bakın içeriye doğru 1 santim kadar katlıyorum ve böyle 1 santimlik bir pire yapıp buraya yerleştiriyorum. Evet, iğneledim. Hemen yanına bir tane daha, 1 santim sonrasında tabii yanına derken hemen 1 santimlik bir pile daha yaptım ve bunu da buraya iğneledim. Geri kalan yine ufacık bir pile daha buradan gerekiyor. Ve ondan sonra da bunu bu tarafa da yapıyorsunuz ve daha sonra da bu iğnelediğimiz yerlerden bu şekilde çevirerek elimizle böyle astarımızın bunun içine, çantamızın içine dikiyoruz ve çok muntazam, düzgün, pot durmayan bir astarımız oluyor. İnşallah anlayabilmişsinizdir, anlatabilmişimdir daha doğrusu. Eğer takıldığınız bir şey olursa ben buraya da alta da yazacağım Instagram sayfamı, Sihirli Atölyem'den. Oradan DM'den de sorabilirsiniz. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve sevgiyle kalın. Hep güzellikler sizin olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.